Hem acele ettirdim hem de yordum sizi buraya kadar. Kusura bakmayın. Rica ederim, önemli değil. Buyurun Çiçek Hanım. Harun Bey, dava ile ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Bütün detayları, ihtimalleri. Dosyanın bir fotokopisini getirdim. Sizde kalabilir. Sağ olun. Ama benim soracaklarım burada yazmayan şeyler. Tabii, buyurun, ne isterseniz. Abimin aleyhine ifade verenler oldu. Ve bunun üstüne tutuklandı, değil mi? Peki bu iddiaları kanıtlayacak bir şey var mı? Yani abim ceza alabilir mi? Çiçek Hanım, durum bizim aleyhimize. Tabii elimizden geleni yapacağız ama kuvvetli deliller ve tanık ifadeleri var. Delil mi? En önemli delil silah. İki cinayette de kullanılan silah aynı. Bir dakika. Bu ikinci cinayet dediğiniz sadece tanık ifadesiyle abime atılan bir suçlama değil mi? Bizimle ne alakası var? İstanbul'da ölü bulunan şahıs, Yavuz Bey'in Van'daki fabrikasında çalışan bir işçi. İsmi dosyada var. Bir süre önce ortadan kaybolmuş. Tanık ifadesiyle cesedi bulundu. Aman yarabbim. Fakat yine de abimin vurduğu ne belli? Yavuz Moran benim gözümün önünde vurdu diyen tanık polise cesedin yerini gösterdi. Ve yapılan incelemede maktulün ve Reşit Aslan'ın aynı silahla vurulduğu ortaya çıktı.